Oğlum mührü kırmanın cezası ne lan? Mafyalar içeride kaldılar. Ne diyorsun sen Sezai abi ya? Ya oğlum geldiler asistlik yaptılar. Ben de terle bayılttım adamları. Otel aşağıda unuttum içeride kaldılar. Oğlum sakın mührü kırmayın. Cezası çok büyük bak. Abi bak çok fazla dayanamıyoruz. Bilemedik öğlen nohut yedik. Bir saat falan anca dayanırız sonra ben. Tamam lan tamam. Az daha dayanın. Sıkın dibinizi biraz. Dibinizi biraz sıkın. Sıçacağız. Metin bak aynı gün hem kanalizasyon patladı hem zabıtalar dükkanı kapattı. Sen şimdi bütün bunlara şans mı diyorsun ya? Turgut abi sen ne diyorsun ya? Annem haklı mı yani? Ya öyle demeyelim de yani şimdi. Ama bu kadar mı üst üste gelir arkadaş? Buraya da mühürlediler lan. Benim dükkanı da mühürlediler. Şimdi bunu normal bulmadım. Bir mahallenin başına bundan daha kötü ne gelebilir Metin? Cevap ver ne gelebilir? Pardon arkadaşlar. İznimiz var. Dizi çekmeye geldik de. Var mı buralarda park edeceğimiz bir yer? Dizicili. Yok. O zaman buraya park ediyorum ben. Alo. Abi bak sular kesik, elektrikler kesik. Bir de diziciler geldi anasını satayım. Mahalleyi mahvedecekler. Neredesin sen? Hangi diziymiş lan? Yeni Gazi. Neredesin? O ne? Abi şimdi benim işim var. Seninle hiç uğraşamayacağım. Akşam anamla beraber mendil ağacına gideceğiz. Mendil ağacına mı gideceksin annem? Ali gidiyor muymuş? Yani çok da saçma figür değil aslında. Yani ben gitmem tabii ama gidene de niye gidiyorum demem yani. Tabii canım ben de gitmem ama yani inançlara da saygılı olmak lazım öyle değil mi? Yani. İşim var diyorum dışarıdayım. Hadi kapat. Sıçtık! Lan dükkana sıçmayın! Sıçmayın lan! Hadi Sezai abi. 60'a ne kaldı? Kazanıyoruz iddiayı. Lan benim arabanın bagaj hacminden geniş diş aralığı var adamın ya. Ne lan bu? Adamın dişleri çenesinden çıkmamış. Ağzının içine avuçtan atmışlar lan dişleri. Vallahi masalsı dişleri var adamın. Kıskanmayın. Masal açılışı gibi. Bir varmış, bir yokmuş. 15 diş falan var adamın ağzında. Yok lan hesit aslanım. Yok yok tam olamaz Sezai abi. Matematik ilmine ters. Pisagor'u Öklit'i mezarında ters döndürürsün vallahi. Aylak bakkal çorbalarını tertermiş. Bu ne lan? Bu hareketin Hilmi'yi bile şaşırttı. Bak bu adam bilimle ilgilenseydi Avogadro sayısına inanmayıp bir mol elementteki atom miktarını tek tek sayardı. Böyle de entelektüel bir insanım. Aha ne 60? Lan 60 Allah'ım 60. Fotoğrafı çek fotoğrafı inanmayan olursa gösteririz. Ya bir insan böyle bir şeyle nasıl övünür ya? Denin ezer gücünde de süter gücünde denin. Süternen uçar, Spider'nen diz zoratını alır. Sezai hem diz zoratını alır hem de dişlerin arasına 60 tane kürdan sokar. Yatsın letmen geriyin. Letmen yatsın geriyin. Ne diyor? Yatsın Batman diyor göreyim diyor. Lan Batman yatınca neyini göreceğim? İline de ne anlamadı? Yok yok yanlış anladı da. Nutku tutuk. Ulan Sinas. Abi gelme sen de peşinden hava alacağım biraz. Oğlum beraber alırız sabah. Ya dur bekle ya. Metin. Oğlum bekle lan biraz. Allah Allah. Ya oğlum. Ya dur bekle. Dur. Bak sen de nefes nefese kalmışsın. Soluk alalım biraz. Çay su bir şeyler içelim şurada. Abi bırak. Bir şey yapmayacağım ya. Hava alayım, yalnız kalayım. Ya tamam, tek başına yalnız kalma. Beraber yalnız kalalım. Tek başına yalnız kaldığında bir şeyler kuruyorsun kafanda. Ne kuruyorum abi? Ağlayacağım işte ya. Ne kurayım ben artık kafamda? Benim babam ölmüş ya. Bırakmam. Ya senin de amına koyayım, bu hayatın da amına koyayım lan. Annemin yanında ağlamıyor abi. Feyza'nın yanında ağlamıyor. Ben nerede ağlayacağım lan? Benim babam ölmüş lan. Babam ölmüş benim babam. Oğlum üzülmesinler diye öyle diyor abi. Abi senin de baban öldü ya. Bu nasıl bir acı? Nasıl geçecek bu acı? Bir akır fikir ver. Kurban oldum ya. Herkesin babası ölüyor Metin. Sıramız geldiğinde biz de baba olacağız. Öleceğiz. Ben öleydim onun yerine. Ben öleydim ya. Yok yok ben öleydim yok. Çocuklar babalardan önce ölmesin. Sırayla olsun her şey. Abi içim acıyor ya. Acıcak oğlum. Acıcak tabii. Acımasa kötü. Acıyacak. Ama çok acıyor be abi. Allah'ım yarabbim sen iyisin ya. Baba. Ne oldu lan? Ya terslik işte de. Ne oldu, ne oldu? Ya yok anlatmaya değmez de sonra kulağına gelirse ilk benden duy istedim. Okulda birkaç kişi beni döverken nefsimi daha fayda abartmış olabilirim. Gel lan buraya. Ne?
Sen dövmezdin beni. Huyu değiştirme bu yaştan sonra. Gel lan gel. Gel. Oğlum benim. Seviyorum lan seni. Hadi be. Yemin et. Bazı şeyleri çok geç olmadan dile getirmek lazım. Baba sen beni seveceksen ben bütün okulu sıradan geçiririm ya. Ne oluyor lan? Şşş. Anı bozma. Carpe diem diyorsun. Televizyon niye kapalı ya? İşte 40 gün açılmaz derler ya. Ha, doğru söylüyorsun. O zaman siz birisiniz. Bu ne lan? Bunu sen mi ısırdın lan? Oğlum bunun üzerindeki diş izi falan değil. Resmen rende izi. Sezai sana bir şey değil mi? Sen bundan sonra var ya hiçbir kağıda imza atma, parmak basma. Direkt kağıdı ısır. Çünkü nevi şahsına münhasır dişlerim olduğu için belki tarihe kalır. Louvre Müzesi'ne gidersin. Oğlum canım çok sıkkın zaten üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Hayırdır lan? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakol lan? Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ney? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabii. Artık her cuma vakti karakola götürüp imza verdirecek. Yalnız bir cuma gidersin, iki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Ben de onu dedim. Nanay dedim. Her cuma dedim ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattım. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Yani Sezai bak demeyeyim demeyeyim diyorum da. Senin bu oğlan bulmacaları da ziyan ediyor ya. Müşterilerin hepsi şikayetçi. Ona ne yapmış? Ya kutucukların içerisine kafasına göre cevaplıyor. Sonra soruların üzerine çiziyor. Cevaplara göre soru yazıyor. Bir de doktor gibi yazıyor biliyor musun? Sanki bana cerrah. Bir tek kendisi anlıyor. Şeytan, şeytan. Deccal, deccal. Deccal. Artık kime çektiyse. Kalk lan. Kalk lan. Kalk git karakola. Bekle geliyorum. En sevmediğim işler şu tuvalet kapısı işleri usta ya. Şimdi Allah bilir kapının arkasında ne göreceğiz. Evlat, 40 yıldır bu işi yapıyorum ben. Neler gördüm neler. Onun için bu saatten sonra... Kutsal Meryem. Böyle bir şey görmüş müydün? Hemen cevap verme. Anın duygusunu bozma. Allah Allah. Hekimedir. Koca konak ekleme aman aman. Ne oluyor lan burada? Ben de buna bir anlam veremedim. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar. Eklemedir koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi. Göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Hastadıyla bir mojito içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkar ancak. İlmi yapıcı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Şirek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. Hani bir tek ben seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu Sezai içtiyse Mabudi? Bebeğim, Mabudem. Hadi sen eve git. Ben erken geleceğim. Aa, gene mi demedi? Bir tek ilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da triple ha. Anlat ilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet arayacağım. Sahilimde yok diye karabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Kulağa nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yenir mi lan? Karabatak bu karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak bak. Resmi yok hayvanın. Başka hayvanları bile yemiyor.
ama sen yemişsin. Allah Allah. Beni karşılaştın bu şeylere bak. Karabata hayvan dişleyebilecek diş yapısı bir tek bende var demekti. Ya zorla insana kendini öldürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin Zeliş de az kanat kıvırmadı ha. Zeliş'e de kız. Yemişsin lan Zeliş'i. Nasıl kızayım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai, denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin Zeliş suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabataksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Sezai'ye hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvanın. Hiç av olmamış ki. Kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam İlmi, tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgesi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten, Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum, inanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Tadı aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Besin zincirine karabatağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Anam. Hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstı. Et onu. Allah Allah. Durduk yere iştahımı açtı ya. Üsküdar sahiline mi insem ben acaba? Ne oğlum bunlar mali? Bayağı koruyorlar seni yani. Helal olsun vallahi. Yok lan. Pişti oynarsak kağıt saymak için burada. Ötekiler nerede? Ya dün 2-3 tek atıp eve öyle gitmiştim. Benim hanım da sinirlenip kim ne içtiysen git onunla yat diye salona yollamıştı beni. İyi. Eski işte beni korumaya gittiler. Ne yapsın bu adam ha? Ne yapsın? 40 yıldır görmediği dostlarıyla iki kadeh parlatmış diye onlarla aynı yatağa mı girsin? He? Böyle bir mantık kaldı mı yenge? Lütfen rica ediyorum ama. Aa. Bu adam kanepede yatarsa belim eli hep kayar. Sonra o kaymış belle sana sıkıntı olur. 40 yıllık arkadaşlarım bakacak o zaman. Gene sen koruyacaksın yenge. Buyur. Hem sen iki tek atıp eve gidince bu adam sana böyle mi yapıyor? Almıyor mu yatağı? Almıyor mu yenge? Ama bu kadar korumayın Turgut'u. Yenge. Aa, lütfen rica ediyorum. Aa, ayıp. Çok şeydi. Çok geniş kapsamlı o zaman bunların koruması. Allah Allah. Ben de mi hizmet alsam acaba? Vallahi bilmem. Bak demin benim it harçlık istedi benden. Gel 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 gel. Lidl Turgut. Tut tut favori. Acıyor mu? Hayır. Daha sıkı. Şimdi? Hayır. Aferin lan. Hayır. Oğlum senin babanın paraları sokakta mı topluyor? Bu gençlik ne hale geldi ya? Ne duyarsızlaştı arkadaş? Bak. Biz senin yaşındayken baba parası falan yemezdik. Giderdik bakkala. Efendi gibi kendi gofretimizi kendimiz çalardık oğlum. Tuttum. Devam et. Bu adam sana her hafta harçlık vermek zorunda mı koçum ha? Bana bak bana. Bana bak. Alo. Bana bak diyorum. Alo. Onun aracı artık bizde. Git kendine yeni bir baba bul. Yürü. Devam et. Lan yürü. Şerefsiz bak. Oğlum sen neye duruyorsun? Tomuç. Vallahi bir daha görmedim çocuğu. En son süpermarkete girerken görmüşler. Haberim yok yani. Ne oluyor lan? Turgut abi, şimdi sana minik bir tokat atacağım. Sen de anahtarlığını çıkar bak, sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Oh! Ah tabii! Ya ver işte anahtarlığını, sana çalıştığımız anlaşılmasın.
Bu ne lan? Orhun kitabelerini bulmuş köylüler gibi kala kaldım. Bu ne lan? İyi mi lan bu? He? Oğlum bu iyi mi? Lan oğlum çok ihmal ettik lan seni biz. Kaçıncı sınıftın sen? Okumayı yeni mi öğreniyorsun? Yok baba, öğretmeni unutmamak için sık sık tekrar edin dedi. Ben de temele indim. İyice hakim olacaksın yani okumaya. Başımıza alim olacaksın. Başka ne dedi doktor? Hey, öğretmenin ne dedi başka? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi fene yeteneğin var dedi. Siktir et dedi matematik. Allah Allah. Fenci de esas Türkçe senin olayın. Feni boş ver dedi. Allah Allah. Türkçeci coğrafyaya, resimci müziğe, bedenci din bilgisine yeteneğim var dedi. Benim derslere gelme bile dedi baba. Tahmininden daha yetenekliyim. Şerif abi. Targıt. Sezailo. Ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler İlmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin. Yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim İlmi. Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. 4 torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Targıt. Acemiler işte. Sezail. Çıraklığını hatırla. Hani acıkmıştın da Gres yağında patates kızartmıştın lan. Ya tamam da İlmi, hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Hatırlamıyor musun? İçip içip bize anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını anahtar deliğinden rotlayarak girmişsin Targıt. Sen bunu deme bari. Sen. Ben. Evet sen. Evet ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın İlmi. Dördür. Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Onları da kendime giriyorum Sezu. Tabii tabii. İlk zamanlarımı, gençliğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendime. Hala o salaklığımı hatırlamak için saklarım. Ne milyonu lan? Eski para ya. Önemli değil o. Yaklaşın beyler. It was my 13 years on a cold winter's day. Winter take the horse. Taygırık, taygırık, taygırık. Summer is coming beyler. All right. Ne anladın da all right acaba? Yani? Yani bize gözü kara, bileği kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım. Kalsınlar, kullanırız, ihtiyacımız olur. Bir de böyle düşünün. Kalsınlar. Bizim nesiniz? Fakir ama gururlu bir motor ustası vardı. Saatler, saatler önce mesleki birikimini içe saymıştınız. Kalabalıklar içerisinde örselemiştiniz. Hatırladınız mı? Ben. Ne zaman örseledik ya? Hatırlamıyor da. Sabahleyin kahveye geldiniz, motor ustası gerek dediniz de yüzüme bakmadınız ya. Beğenmediniz beni. Orada mıydın sen ya? Biz televizyona bakıyorduk. Lan beğenmediniz ya beni. Duygularımla oynadınız benim, alay ettiniz. Ne diyor oğlum bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Yap. Ulan hırs yaptım, sırf intikam alacağım diye gittim, en pahalısından dönen koltuk aldım. İtliğine mi hatırlamıyorsunuz lan? Duygularımla oynadınız ya sabah. İşte şimdi intikam vakti. Gel, gel ocağıma gel. Gelin ocağıma. Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Senin ehliyetin bile yok. Biz hani sen bu dükkanı kara para aklamak için kullanıyorsun zannediyorduk. Paravan olarak kullanıyorsun zannediyorduk. O manada söyledim ben. Sen ne ara motor ustası oldun sen ya? Tahsin abiden tokat yedikten sonra kendimi çok geliştirdim Ali. İlerledim, yol kat ettim. Bir ara zirveye çıktım. Arada biraz takıldım. Oto tamirinde marka oldum. Ama sonra o malum kaza olunca. Ne kazası? Benim oğlan doğunca lan. Elim eteğimi her şeyden çektim. Küçücük dükkanında küçük hayalleriyle yaşayan küçük bir insan oldum. Aynı sizin gibi. Siktir lan. Silindir lan. Peki yardım edebilecek misin bize? Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Oturmuş takarız.
Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Af buyur. Kuruşu kuruşuna alırım yani. Kaç para verdim lan Gizem yapacağım diye ben bu sandalyeye? Ben Sezai Usta. Size burada bir dalarım. Dönüp arkama bile bakma. Çıkın şimdi. Çıkmıyorsanız çay söyleyeyim. Olur. Hava ne kadar basık ya. Sezai Usta. Sezai Usta. Alo. Sezai. Gittim. Ne var lan, ne var, ne var oğlum, ne var ya? Rahatsız etmeyin dedik ya çalışırken. Yemek getirdik usta, rahatsız etmek falan yok. Sıcak sıcak pide. İntikam soğuk, pide sıcak yenir. Kill Bill Volume 2. Hadi bakalım afiyet olsun, nasıl gidiyor? Hayırlı akşamlar yenge. Siz benim dehamdan şüphe mi ediyorsunuz lan? Öyle bir şey varsa söyleyin, bırakayım motorla uğraşmayı. Olur mu öyle şey usta? Mutlaka sen en güzelini bilirsin de. E sen bir gün dedin, gün bitti. Haftaya kesin dedin, hafta geçti gitti. E yani göstermiyorsun da biz görmek istiyoruz. Gerildik biraz. Vallahi seni bekliyoruz Sezai. Yiğit'le konuştuk, geç der diyor. Birazcık acele etmemiz gerekiyor. Yaz bitmeden bunun haberini mutlaka yapmamız lazım diyor. Ekim'de anlaşmayı imzalarsak Ocak ayı gibi de işte motorun lansmanını yapacakmışız. Yani işin özü senin anlayacaksın. Olursa Ekim'e kadar, olmazsa... Gençler, sanatta acele olmaz bu oğlum. William Shakespeare'e acele ettiğin olmadı diye hala meşhur adam. Gerçi telifini alamıyor galiba. Notele tasdik ettirmemiş lan. Dünyanın en büyük şairisin, muhasebeyle işin olmamış Kamil. Hadi geçtim onu. Bir Leonardo DiCaprio'nun Mona Lisa'yı çizerken kapısına gelen oldu mu acaba acele et diye? Da Vinci lan. Ne Vinci? Leonardo da Vinci. Kaplumbağa, kaplumbağa. Fıkra mı anlatıyorsun abi? Zamanı mı şimdi? Oyalıyorsunuz beni, lafa tutuyorsunuz. İlham perilerim kaçıyor, sonra yengenizi çağırmak durumunda kalıyorum. Yapmayın, yapmayın. İş bitince çağıracağım ben zaten sizi. Yapmayın böyle. Hadi abi, hadi. Yalnız fıkra değildi o. Cehaletin şamarılıp yüzüne çarpma haliydi pis cahil. Hadi abi, hadi. Kimlerle takılıyorum? Hava ne kadar basık ya. Ne kadar basık bir hava var ya. Ne kadar basık o. Rahatsız da etmeyin dedi ama. Ya Hilmi kendini ne ara Sezai'nin kapısında beklerken buldu acaba? Borç vermek için ayaklarımı yıkatırdım ben bu fakire. Şu düştüğüm duruma bak ya. Aman be Hilmi, sakin ol ya. Son demlerimiz. Ses çıkartma. Araba yürürse biz de yürüyeceğiz. Adam bizim için kapandı dükkana. Harıl harıl çalışıyor. Bravo valla. Ne bravosu acaba? Ne bravosu? Benim paramla. Benim. Ya bu projede nedense hiç benim paramdan bahsedilmiyor. Varsa yoksa emek. Sikerim böyle işe ya. Olan Hilmi'nin yavruları ne oluyor? Ben şuna bir bakayım da geleyim. Bak bak. Bir saattir ne yapıyor içeride o ya? Çat 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 diye. Yok herif. İçeriye de teyp koymuş. Sonra ben böyle kolumu böyle dibine kadar sokunca... Allah Allah. Siz ne çabuk geldiniz ya? Anlatsana lan. Ne oldu kolunu sokunca anlatsana. Kolunu sokunca karabatağı yakalayıp boynunu kopartmıştır. Sezai, neredesin sen acaba ha? Neredesin? Büyük Hilmi'yi parça almaya gönderip Şerif abiyle yaramazlık yapmaya mı gidiyorsun sen? İçeri bir de teyip koymuşsun. Ha babam sınıfı mı lan burası? Aklın sıra haşarlık mı yapıyorsun? Senin o aklını alır, ibeyi de açık arttırmaya koyarım. Sırayı da... Sırayla ne yapılır ya? Sıra gecesi yaparım. Tamam Hilmi. Sezai Usta. Bak istediğin parçayı getirdik. Bak bakalım arzu ettiğin gibi olmuş mu? Dedi. Çevirdi. Bakayım ayağını koydu. Kafası karışık ya bunun. Harika olmuş. Bak ben sana söyledim, parçayı bekliyormuş. Sakin ol artık, sinirlenme. İstanbul'da bu işi yapabilecek tek kişidir Sezai Usta. Ya aslında başta ön yargılı yaklaştım. Ama şimdi böyle falan yapınca ikna oldum biliyor musun? Aferin Sezai Usta. Beni bile şaşırttı yani. Ananı! Ne yapıyorsun lan Kleopatra gibi uzanmışsın buraya? Ananı bokunu çıkartma artık Sezai. Tamam ihtiyacımız var, sana da bu nedir yani? Ya sen 1400 tane 1 lirayı bu saçma şey için mi harcattın bana? Katil, para katili, soykırımcı, seyrek dişli kötü adam. Lanet gitsin sana, lanet gitsin. Anam. Ya isteseydin benim dükkandan o paraya sana bahçe takımı alırdım be ya. Ben nasıl bu tuzağa düştüm ya? Ben nasıl düştüm bu tuzağa ya? Yok şimdi, sağlam oldu bu. 3 kişiyi rahat alır. Ben var ya,
O paraya üç kişi tutar, senin dübüründen bafedi, 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 bafedi. Ya bafedi. Tamam artık Hilmi, bırakalım çalışsın. 1400 lira için bu kadar ağlanır mı ya? Sadakamız olsun. Oh, ne kadar rahat sadakamız olsun diyorsun ya. Sanki senin kendi paran. Bu arada dikkatimi çekti. Bana denginmiş gibi sürekli Hilmi diyorsun. Büyük Hilmi'yim ben. Büyük Hilmi'yim. Hangi ara Hilmi oldum acaba? Hı? Hangi ara Hilmi oldum? Bir şey daha söyleyeceğim. Senin ruhun zengin Yiğit. Sende bir iş var. Sen birine benziyorsun. Çıkartacağım. Çok az kaldı. Tamam, hadi tamam. Bana bakın. Daha eksikler var ha. Hepsini almadan gelmeyin. Emrin olur. İstiyorsan bir de canımızı al. Köpek! Çeyrek dişli köpek! Sen çeyrek dişli köpek! Ben var ya seni mahvedeceğim Sezai. Bittin oğlum sen. Geberteceğim seni. Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim. Sezai, bir tur bineyim mi lan? Bir tur lan biz. Cin. Mah. O ana kadar güzel ya. Ulan Sezai. Var ya. Şu an itlik kariyer planımın doruklarında oturuyorsun ha. Helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. Nasıl süründürüyorsun lan adamları. Estağfurullah abi senin yanında ya. Benimki ne oğlum? Gelene geçene su serpmek, pavyonda para yedirmek. Asıl itilik seninki oğlum, seninki. Abi öyle de şey yapmayalım. Sonuçta orta geldi, gol yaptı. 40 yılda biri gelir böyle orta. Bunu Sabri bile yazardı. Eleştirmek için de söylemiyorum. Sonuçta herkes gol atmak zorunda değil abi. Atma lan içine. Haykır. Ben itim diye haykır. Yaşadığını hisset oğlum, hisset. Abi çok şey yapma. Bağır oğlum, bağır. Ben itim diye haykır. Abi. Bağır lan. Abi. Bağır lan. Abi. Ben itlik yapmıyorum. Beceremedim sadece. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Da bulurum herhalde bir gün. He, bulursun. Ben pavyona gidiyorum. Ne kadar sıkıcı ya. Sezai. 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 Ne var lan? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ya şey benim böyle selektör yaptığım kolu var ya, o yine kırıldı ya. Ulan Atari kolu kırar gibi haftada bir selektör kolu mu kırıyorsun sen? Manyak mısın oğlum? Sezai. Oğlum Sezai dedim Morse alfabesinde. Morse alfabesinde bir harf için kaç selektör yapılıyor sen biliyor musun Sezai? Selektörle iletişim mi kuruyorsun lan sen? Daha çok küfür edebilmek için. Morse alfabesiyle küfür etmek çok kolay ya. Sadece M, N, A ve Ü harflerle mınayla 76 çeşit küfür edebiliyorsun. Ama farlar kapalı kaldı selektör kolu kırılınca. Karanlıkta gidemiyorsun tabii. Ne alakası var acaba Sezai? Hilmi ışığa ihtiyaç duymaz. Karşıdaki bana selektör yapıyor, ben cevap veremiyorum. Sanki aklıma bir şey gelmemiş gibi oluyor. Tarih bunu yazmaz Sezai. Yazmaz. İskele arabanda. Sintriyi boşalt. Turnistan. Buduslu mu? Buduslu mu? Al sana köpek. Al sana. Kaptan. Ne yapıyorsun? Selektör yapıyor hayvan, görmüyor musun? Kaptan, deniz feneri o. Fark etmez. Deniz feneri de olsa büyük ilmi affetmez. Güneş ufuktan doğar, güneş ufuktan doğar. Hey yamula, hey yamula, hey yamula, hey. Deniz feneri mi lan o? Bakayım. Lan deniz feneriyle çarpacağız. Alarga, alarga. İlmi böyle şeylere gelemez. O ne lan? Ya Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin burada ne işin var lan? Sezai değil Ali. Ben senin bilinçaltınım. Senin ben mazeretini sikeyim. Kalk git. Gözümü kapatıyorum. Açtığımda gitmiş olacaksın. Şuna kadar sayacağım. Bir. İki. Üç. Benden kaçış yok Ali. Lan. Lan. Tövbe bismillah. Beni buraya sen çağırdın. Öncelikle bilinçaltıma girerken ayakkabılarımı çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir, Çetin Tekindor gelir. Yemin ediyorum Yılmaz Guruda'ya razıyım biliyor musun? Yalnız Sezai benim bilinçaltıma niye gelsin lan? İşte bilinçaltında vaziyet o kadar kötü Ali. Sen beni niye çağırdın bakalım? Çağırdın diyor ya. Ben seni niye çağırayım oğlum? Arkadaş işte insanın kafası büyük olunca demek ki. Anam kolum. Sen çağırmasan benim burada ne işim var Ali?
Allah'ın aşkına şu sesini bir değiştir ya. Kafa ne kadar güzel ya. Neyse, anlarız. Otur. Otur oğlum. El ver. El ver. Ne yapıyor bu çocuk ya? Ulan şunun ikisini zeka yarışmasına falan sokacak olsak bizim oğlan turu penaltılarda falan geçer herhalde. Vallahi Sezai, senin oğlan sanki başka familyadan aramıza yatay geçişle katılmış gibi. Alınmaca yok. Yok ulan, ne alınacağım ya? Sezai, bu düveni için düveyle çalışan araba mı yaptın yoksa sen? Sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın ya. Kurban için şimdiden aldım Hilmi. Genç olduğuna bakma, bayrama kadar büyür bu Hollanda yine. Ulan yıllardır Türk futbolunda oturmayan altyapı sistemi kurban sektöründe tıkır tıkır işliyor. Adam kurban için Hollanda'dan genç yetenek getirmiş ya. Yok lan, bunların yerleri daha ucuz da bunun için süt de veriyor dediler. Bayrama kadar sütünü de içeceğiz. Beraber mi içeceğiz? Hilmi bunu beğendi. Sezai, senin bu yaptığının altyapıda yetiştirdiğin sporcuya antrenmandan sonra gidip ışıklarda cam sildirmekten farkı yok, biliyorsun değil mi? Mevkisi ne lan bunun? Sola çık. Allah Allah. Nereden anladın ya? Lan oğlum sola geç, sola. Çitmesi pek sert bunun. Geçen gün böyle böğrüme vurdu. Eğir beylerim açıldı zannettim. Muhtemelen bunun mevkii sağ bek. Ama sağması bek bereketli oluyor ya. Çiftesi çok pek diyorsun yani. Bakayım. Bir şey değerlenmeden ucuza almak benim uzmanlık alanım. Ama ufkumu açtın size abi. Teşekkür ederim. Hollanda yine. Arjen, Robbensiz siz bir hiçsiniz oğlum, hiç. Gerisi tırıvırı. Nerede o eski gulitler, bombastınlar, rekatlar? Kime diyorum? Hoştay. Allah Allah. Gitti gene. Hazırsan seni geçmişte bir yolculuğa çıkaracağım. Çıkar lan. Tamam, 5 yaşına götüreceğim seni. Değil mi? 5 yaşına götür amına koyayım. Babam öleli 3 ay olmuş. Yüzleşmediğim kaç tane travmam var. Sen beni çocukluğuma götür. Bu mu yani bilinçaltı? Sana ne lan? Sana ne? Ben 5 yaşına götüreceğim. Sen beni askerliğe götür. Hatta sen beni liseye götür. Orası daha fena idi. Hayır arkadaşım. 5 yaşına gideceğiz. Arkadaş tutturdu ya. Kısa mesafe götürmeyen taksici gibi. Bu nasıl bilinçaltı? Bu ne lan? Gelmiyorum lan. Gelmiyorum ne lan? O elini çek, o elini. Çekmezsem ne olur oğlum? Çek diyor oğlum sen. Elini çek, elini çek. Bırak beni, bırak. Seni boğarım seni. Ne yapıyorsun oğlum? Kime güveniyorsun lan sen? Sen bunu hangi ara giydin lan? Ya bir ara gezmeye çıkmıştım. Giydim işte. Tamam. Bırak tamam. Arkadaş insan bilinçaltıyla böyle yaka paça dövüşür mü ya? Sen nasıl bir insansın? Hadi sonra da bilinçaltı niye Sezai? Ya tamam işte sen de şey yapma, birazcık abarttın evet. Büyük tepki verdin tamam. Ya tamam ya tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? İnsanın bilinçaltı kendine küser mi oğlum? Tamam lan 5 yaşına gidek. Beylikdüzü'ne gitmem. Başka nereye istersen giderim. Ben seni 5 yaşına götürmeyeceğim. Aslında yapmayacaktım da bunu. Gel bakalım. Buraya niye geldik şu biz? Karını aldatmaya karar verdiğin gündeyiz Ali. İşte bugüne kadar hayatımda hiçbir kadın benimle ilgilenmemişti. Evlendiğim 3 ay sonra bir kadın bana gülümsedi. Hanımefendi, buranın neyi meşhur acaba? Adım gibi de biliyorum ha. Hiçbir şey meşhur değil anasını satayım. Bilmem ki. Menemeni diyorlar ama. İşte şimdiki aklım olsaydı basıp giderdim. Öyle mi? Ali Özdemir. Gider miydin? Daha ilk soruda her şeyin boka saracağını bilmiyor muydun yani? Bilsem ne yapayım? Sen var ya. Hayatımda gördüğüm en büyük yalancısın lan. Bütün büyük yalanlarını da kendine söylüyorsun. Vallahi şu an arkadaşın kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Basıp girebilir miyiz lütfen? Zaten sıkıntıya geldim mi hemen kaç amına koyayım. Hemen kaç. Babam senin şu halini görse var ya. Babamı karıştırma bak. Kendisi bir şey göremez. Bu olaydan 6 ay sonra hakkın rahmetine kavuşur. Ne? Ölüyor mu babam? Şerefsize bak ya. Kendi hayatımdan bana spoiler veriyor.
Şerefsiz sensin lan, şerefsiz. Ağzını bozma siktir git, seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen git karını aldat, hayatını mahvet. Zaten motor işini de beceremiyorsun. Yüzüne gözüne bulaştırıyorsun her şeyi. Hiç parasız, babasız, karısız kalıyorsun. Kendi evinde sığıntı oluyorsun. Senden nefret ediyorum ya. Allah senin belanı versin köpek. Sağ koluma vurma, uyuşup ağrıyor. Ne vuruyorum oğlum? Ay! Lan bilinçaltımıza vurdun lan. Lan bir dur lan mal. Bir şey oldu mu? Bir şey var mı? Bakışlar burada. Bakışlar burada. Ben neredeyim? Sen kimsin? Adam. Bilinçaltım hafızasını kaybetti. Nasıl ki? Çaktırma lan, vakit kazanıyorum. Ne vuruyorum oğlum? Ne vuruyorum lan? Üçe kadar sayınca tamam mı? Ne vuruyorum lan? Bir, iki... Şükrü abi panter gibi kalecidir. Bizim penaltıları hayatta yemez. Yani birazdan bilinçaltında neyim var, ne yok göreceğiz. Hiç denemedin bile gol atmayı Ali. Direkt kucağına yolladın. Evet beyler, iki alır. Altı diyorum, pangaltı. Pas. Bypass. Sürekli başaramayacağımı düşünüyorum. Mesela şu elde karoyu koz yap, dokuz temiz. Çoğu zaman öylesine bırakıyorsun Ali. Düşün Ali, o gün niye burada yalnız oturuyordun? Düşünüyordum zaten. Neyi? Evliliğimi ne zaman yüzüme gözüme bulaştıracağımı düşünüyordum. Seni bana bahşettiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum Ali. Allah'ım seni bana bağışlasın. Ah Ali Özdemir, ah! İşte bu cümle hayatımda birinin bana söylediği en güzel şeydi be. Malım işte, mal. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey tabii. Peki, icattan vazgeçtiğiniz anları hatırla Ali. Vazgeçme fikri hep ilk kimden çıkıyordu? Hayat kuramıyor bacımız, bizim yüzümüzden biz hala hayat peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. Heh? İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir, olaya bir de buradan bak. İcat? Ne icadı aslanım? Ha? Ne icadı abisi? Hadi abisi, hadi abisi. İcattan da vazgeçmeye çalıştım. İcada kapıldıkça başarısız olursam çok üzülürüm diye korktum. Fırsatını bulduğum her an vazgeçmek istedim hep. Peki şu an neden buradayız Ali? Şükriye'den ilk kez burada hoşlanmıştım biliyor musun? Eğer Şükriye'yi seversem sıçıp batırdığımda çok üzülürüm diye de... onu sevemeden kendi evliliğimi sabote ettim. Yola gel. Her zaman başarısız olacağımı düşünüyorum çünkü. Kendime değer vermiyorum ki. O yüzden de değer verdiğim, beni seven herkesi, her şeyi... bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikeyim. Tanıştığım en duru zeytinsiniz Şükriye Hanım. Yutarım. Senin halıya damlattığın salçayı temizliyor Ali. Sana o kadar da oturma odasında yemek yeme dedi. Siz evliyken bu Şükriye seni baya baya seviyormuş ya. Hayatım halı ıslandı. Ben sana bir terlik getireyim. En ufak bir kızgınlık, en ufak bir sitem var mı? Sınırsız toleransı varmış bu kadının sana karşı Ali. Öyle de ben niye hep rahatsız oldum bundan?
Birisi tarafından bu kadar sevilmek insanı niye rahatsız eder ya? Canım. Efendim, Şükriye? Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Kızmazsan eğer sana bir şey diyeceğim. Bak, bugün sonbaharın ilk günü. Eğer bugün dileklerini bir kağıda çizip gece yarısı denize atarsan olurmuş derdi rahmetli babaannem. Ben 20 yıldır hiç aksatmadan yapıyorum. Sen de benimle gelir misin? Ben yapamam ki. Yani resme benim kabiliyetim yok. Beceremem yani. Ya olsun, çöp adam bile çizsen olur. Hadi. Cinali diyorsun yani. İyi madem. Bak, bu ben, bu sen. Bu da iki tane çocuğumuz. Yani Allah ileride kısmet ederse tabii. Bir de bahçeli ev çizdim. Aa, imrendiğim için değil ama yanlış anlama. Yani olursa diye belki. Bir de köpek diledim. Sen ne çizdin? Dilekler söylenmezmiş derler. İyi de ben söyledim ama. Söylemeseydin bana ne? Ben de kayık yapacağım. İşte. Olduğu kadar. Allah'ım seni bana bahşettiği için her gün şükrediyorum Ali. Allah seni bana bağışlasın. Niye ağlıyorsun Ali? Her şeyi bok edeceğimi bile bile anlattım karımı. Kendi ellerimle kendi evliliğimi sabote ettim. Şükriye, özür dilerim Şükriye. Allah benim belamı versin. Her mutlu anın içinde bir huzursuzluk yaratıyordu Ali. Niye yaptım ki? Kendi evliliğimi durup dururken niye mahvettim ki ben? Niye yaptım ki? Barıyanık Anadolu çocuğu Sezai Barıyanık Ana. Bu ne lan? Bu benim yansımam değil lan. Bunlar ne lan? Lan! Lan! Bunlar ne lan? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor oğlum? Sezai, Yozgat Serabi'nin resmi yüzü olmuşsun. Hayırlı olsun. Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Ya biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan, şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. Bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay, şekerli çay istersen şekeri de koyacak. Gel burası. Ben de cüzdanımı, cep telefonumu koydum. İki de bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafa ne kadar güzel ya. Ciddi misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum, kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, Sezai'yle mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmetli babam olaydı da bu günleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak, daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adamı arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kazara bile olsa insanlara zarar veremiyoruz abisi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem, iki yumruk atmak için aralarına dalsam, ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satayım. Bizim hamurumuzda yok. Ben kaçtım dükkana. Sen? Ben eks yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi yani. Kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim. Kardeşim elinle kopart ye. Elinle kopart ye. Huylanıyorum. Kuş muyum lan ben? Benim ağzımdan besleniyor mu? Elinle kopart ye. Elinle kopart. Elinle. El. El. Bak ya. Adam yaladı yuttu beni ya. Seyirciler hazır mıyız? Evet.